Manavgat'ta ilginç bir dolandırıcılık iddiası olayı yaşandı. Akşam saat 20 sıralarında Manavgat Sanayi Sitesi'nde bulunan ekmek fabrikasına otomobille gelen 3 kişi fabrika sahibi Mustafa Aksoy'a kendilerinin atık yağ ve akaryakıt topladıklarını, topladıkları atık yağları Çevre Bakanlığı'na vererek bedelini aldıklarını belirterek fabrikanın atık yakıtlarını 60 kuruştan satın almak istediklerini söylediler. Fabrikanın tanklarındaki atık fuel oil tankere yüklenerek kantarda tartılmasının ardından şahıslar ödemeyi kartla yapacaklarını belirttiler. Kartta yetersiz bakiye çıkmasının ardından fabrika sahibine gece geri dönmeleri gerektiğini, 4.200 TL tutarındaki yakıt bedelini sabah bankadan IBAN numarasına göndereceklerini belirterek iş yerinden ayrıldı. Ertesi gün akşama kadar paranın hesabına yatırılmasını bekleyen Aksoy, mesai saati bitimine kadar paranın yatmaması, şahısların bıraktığı kartvizitteki numaralara başka kişilerin bakması üzerine Cumhuriyet Polis Karakoluna giderek şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayın 16'sında atık yağ topluyoruz diye 3 şahıs geldi. Bir sonra tankerle geldiler. Biz Çevre Bakanlığı'nın burada atık yağ toplayıcısıyız. Bunları toplayacağız. Size de bedelini ödeyeceğiz. Bunu da bakanlığa teslim edeceğiz. Biz de bedelini alacağız diye söylediler. Dolayısıyla akşam saat 20 civarlarında geldiler. Katı yakıtları topladılar, tankere doldurdular. Dolayısıyla bunun bedelini peşinen ödeyeceklerdi. Daha sonra kartları da alır mısınız, kartınızdan alır mısınız dediler. Kartlarında yeterli bakiyenin olmadığı görüktü. Vakit de çok geçti, saat 02 civarlarındaydı. Ayın 17'sine girmiştik. Dolayısıyla sabah dediler ki biz bunu sana havale ederiz. Ben IBAN numaramı verdim kendilerine. Dolayısıyla şahıslar buradan ayrıldı. Bunun tutarı 3.750 TL'ydi. Ertesi gün kendilerini aradım. Bu numaralarda başka şahıslar cevap veriyordu. Daha sonra tekrar aradım. Ulaşılmıyor vesaire, bir takım şeylerle aldatıcı şeyler çıkıyor. Bu şekilde şahısların dolandırıcı olduğunu hissettim. Götürdüm bu şahısları karakola, Cumhuriyet Karakolu'nda şikayette bulundum. Bunun en kısa zamanda yetkililerden bunları bulunup benim gibi kimsenin mağdur olmasını isteyerekten bu duyuruyu yayınlıyoruz. Teşekkür ederim.